yeşil bitki örtüsü, gür ormanları, ender bulunan bitki türleri ve verimli toprakları ile tarım ve ormancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı Tekirdağ iline bağlı Saray ilçesinde, özellikle de Güngörmez mahallesinde mantar önemli bir geçim kaynağı oldu. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Güngörmez mahallesi muhtarı Şefik Akdere. Şimdi biz bu mantarı tanımaya, sizden bilgi almaya geldik. Bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii bu mantar ekseri Kasım, bir de 6. ayda çıkar. İşte halkımız Güngörmez köyü, tabii merkezidir burası. Burada bu boleti toplayıp tüccarlara satarlar. İşte Güngörmez mahallesinde birkaç tezgah vardır. Merkezi yerde burada bir fiyat değerlendirmesi yaparlar. Burada mantarı bir numara, işte kasada gördüğümüz gibi bir numara, iki numara olarak satışa sunarlar. İşte Tanju kardeşimiz, kızımız bu şekilde ormandan. Tabii bu biraz zor, yani ormanda gezip toplamak, böyle tek tek toplayıp değerlendiriyorlar. Hangi saatlerde toplanır mantar? Sabah işte 7'de gelen olur, 6'da sabah 6'da gelen olur, 12'ye kadar bir sabah posta. Saati. Sabah saatlerinde toplarlar. Her yıl sonbahar yağmurları ile birlikte Saray ormanlarında yetişen ve halk arasında ayı mantarı, çörek mantarı, bolet mantarı veya porçini mantarı olarak da bilinen doğa mantarı vatandaşlar tarafından toplanıyor ve satışa sunuluyor. Bir sezonda toplamda kaç ton mantar toplanabiliyor? Güngörmez köyünde en az çıksa tezgahlarda 10 ton 15 ton mantar vardır günlük olarak. Şimdi bize ne göstereceksiniz bu mantarla? Ben şimdi size bu mantarın işlenme şeklini göstereceğim. Yani bu bizim elimizdeki iki numara. Bunu ekseri lokma olarak yaparlar. İki numara olarak. Bunun fiyatı düşüktür. Yani bu sene 2 liraya aldılar bunun kilosunu. Tabii bunu dediğimiz, bu sakal dediğimiz, işte bunu bu şekilde alırlar. Buradan bir de bunu, şurada tezgahımız olmadığı için bu, yani şu lokma olarak kullanılıyoruz. Bunu da böyle, yani bu şekilde, bu iki, yani lokma olarak kullanılan, o da bir numara. Esas mantarımızın en değerli mantar bir numara, altı beyaz olan. Peki hangi ülkelere ithal ediliyor? İthal ekseriyetle. Tekirdağ Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından Saray ilçesinde manda yetiştiriciliğinin yanı sıra doğa mantarının da tanıtımı yapılıyor ve düzenlenen tanıtım etkinliklerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Saray ilçesindeki imalathanelerdeki üretim artışının yanı sıra 2018 yılında sonbahar yağışlarının başlamasının ardından doğa mantarında yüksek verim artışı gerçekleşti. Doğa mantarı toplayan vatandaşları ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kırsal kalkınma ile tarım ve hayvancılık alanında üretim artışına büyük önem verdiklerini belirterek, Saray doğa mantarının tanıtım çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Evet, şimdi Cansu Hanım'a ben pişirme ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii ki pişirme konusunda hanımlar daha iyi bilirler. Cansu Hanım, bu mantarları ne şekilde pişiriyorsunuz? Padişah mantarı, yumurta mantarı dediğimiz mantarı güzelce şu üzerindeki çöpleri iyi kayarak, aynı Şefik abinin deminki belirttiği gibi küp küp doğrayarak içerisine soğan, domates, biber koyarak kendi suyuyla bir haşlıyoruz. Daha sonra içerisine biraz da yağ koyup kavuruyoruz. Bunu bu şekilde yiyoruz. Diğer polet dediğimiz mantarı da, onu da aynı şekilde istersek soğanla yapabiliyoruz. İstersek sade et gibi teflon tavada kavurarak pilavımızın üzerine koyuyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bu padişah dediğimizi mesela sobanın üzerine koyduğumuzda tersini böyle çevirerek aynı şekilde bunun üzerine kaşar döşüyoruz. Kaşarla tost makinesinde, soba üzerinde her türlü yapabiliyoruz. Bunun lezzeti daha bir farklı oluyor. Doğal koşullarda yetişen ve kültür mantarı olarak yetiştiriciliği yapılamayan doğa mantarının besin değeri yüksek olduğu gibi gıda piyasasında da yoğun talep görüyor. Tat ve lezzet bakımından ete en yakın mantar çeşitlerinden olan doğa mantarı, içerdiği protein, vitamin ve mineraller ile sağlığa büyük fayda sağlıyor. Evet, bu bölgede bu mantarın bu kadar çok çıkmasının, kalitesinin bu kadar iyi olmasının sebebi nedir? İklim mi, toprak mı, ormanın yapısı mı? Bu mantar ekseriyetle, işte kardeşlerimiz de topluyorlar. Yani rutubet ormanın sık alanlarında daha çok çıkıyor. Yani kesime örnek veriyorum. Yeni kesilmiş 5-4-5 senelik
alanlarda bu mantar daha fazla çıkıyor. Ekonomik getirisi yüksek bir tarımsal ürün olan mantarın, İstiridye mantarı olarak bilinen türü, saraydaki girişimciler tarafından kurulan imalathanelerde üretilmeye başlandı. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin başlaması sonucunda üretim miktarı katlanarak arttı. Mantar imalatından önemli bir gelir sağlayan saraylı girişimciler imalathanelerini zaman içerisinde daha da büyüttüler. Şimdi ormandan taze mantarlarımız toplandı ve bu noktada mantarların hepsi bir araya getirildi. Şu an siz burada ne yapıyorsunuz? Ormandan gelen mantarları ilk aşamada tartılıyor, alınıyor. Bunları birinci kalite, ikinci kalite ve üçüncü kalite olarak ayırıyoruz biz. Peki bize birinci kalite bir mantar? Şöyle. Şu birinci kalite. Sert, şöyle içi yumuş, beyaz, sert ve pürüzsüz olması gerekiyor. Bunları ikinci kaliteniz? İkinci kalitelerde, şöyle göstereyim. Bunların iç kısımları biraz daha sarı, yeşile dönenler ikinci kalite olarak ayırıp ikinci kalite kasalarına diziyoruz. Üçüncü kalite ürünlerimizde bunlar daha yumuşak ve daha koyu yeşil. Bunlar daha büyük galiba. Evet. Büyük de çıkıyor, küçük de çıkıyor hepsinin içinden. Ama daha yumuşak, daha koyu yeşil, bunlar da üçüncü kalite olarak ayrılıyor. Siz burada bunları ayırıp daha sonra satışa hazır hale getiriyorsunuz. Evet, bunları biz depoluyoruz. Depodan soğuk hava depolarına koyuyoruz. Oradan tırlara yüklenerek gidiyor. Toplanan mantarlar -40 derecede şoklanıyor ve daha sonra burada -18 derecede, ortalama -18 derecede muhafaza ediliyor ve buradan ihracata hazır hale getiriliyor efendim. Şimdi en dayanıklı mantar bu bölgede çıkıyor ve özellikle İtalyanlar tarafından çok rağbet görüyor. Bu sene 40 ton ihraç ettik ve 20 ton da dolaplarımızda var. Bunu da İspanya'ya yine ihraç edeceğiz. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu Allah'ın verdiği çok büyük bir nimet. Doğa mantarı ve kültür mantarı yetiştiriciliği her geçen yıl sürekli artan bir ivmeyle Saray ilçesinde yükselen bir ekonomik değer olmaya devam ediyor.